Esselamun aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak da yeni gelecek hikayelerden haberdar olursunuz. Keyifli dinlemeler. Celil hocam diyerek ona doğru koşmak istedim. Ona doğru yönelip adım attığım sırada sanki ayaklarından tutularak geriye doğru çekilmiş gibi. Bir anda onu alıp merdivenlerden yukarıya doğru sürükleyerek tavan arasına götürdüler. Cinler. O kadar temas edebilecek mi? Ne yapacağım diyerek soruyordum. İçimdekinden de bir yanıt yok. Yürüme sesleri gittikçe artıyor, yere doğru sürten artık o, oyuncak bebek sesinden daha öte, sanki bir baltaya benziyormuş gibi sürtme sesi geliyor. Merdivenin başına doğru geldiğimde, ''Celil hocam, beni duyabiliyor musunuz?'' diyerek tavan arasına doğru seslendim. Sadece kıkırdamalar ve gülmeler var. Aynı, burada yapılmış olan yakıcı, o bebek gibi davranıyorlar. Merdiven basamağına doğru tam adımımı attım. Merdivenden çıkan gıcırtılı ses ile beraber ev neredeyse inliyor. Her yerde gülme sesleri, alay etme sesleri. Fakat sırtımdaki acı daha vurucu. Sanki tek tek her bir harfine ok saplanıyormuş gibi vücudumu daha da acıtıyordu. Merdivenin orta taraflarına doğru geldiğimde Celil hocam diyerek bir kez daha seslendim. Yardım et diye sesi geldi. Sadece duyabildiğim bu. Tekrardan merdivenin korkuluklarından sıkıca tutarak merdivenleri çıkmaya devam ettim. Ben merdivenin tam sonuna doğru gelirken içeri taraftan gelen o sarı loş ışıkta komple kapanmış ve gitmişti. İçerisi zifiri karanlık. Hiçbir şekilde yanımda mum da yok. Körü körüne kalmış, hiçbir şey göremeden sadece ellerimle etrafı kontrol etmeye çalışıyorum. İsteyerek ve bilerek beni korkutmak için etrafımdan hızlıca geçiyorlar. Her birinin hissiyatını alabiliyorum. Bir dam kanı taşımak sanırım böyle bir yükü taşımakla beraber oluyor. Etrafıma doğru besmele çekerek ayetleri okuyordum ki teras arasının penceresinin yanında bir mum ışığı yandı. Mum ışığının yanında sallanabilir o sandalyeden var. Yavaşça sallanıyor. Tekrardan üstünde ise bir bebek. Bu seferki daha da uzun. Hatta yetişkin bir insana yakınlıkta yapılmış bir koklaya benziyor. Alnında, sırtında yazan o Arapça harflerin bütünü bulunuyor. Peki, oraya gitmek için gerçekten cesaretim var mı? Adımlarım sanki oraya gitme diye bana yalvarıyormuş gibi. Fakat Celil Hoca'ya yardım etmem gerekiyor. Besmelemi çektikten sonra yavaşça yere doğru basmaya devam ettiğim sırada yerdeki tahtalar gıcırdamalarını daha da arttırıyordu. Alt katta sanki bir hazırlık oluyormuş gibi aynı ses tonuyla bağırmalar, fısıltılar ve rüzgar sürekli olarak şiddetleniyor. Sandalyenin oraya doğru iyice yaklaştığımda o oyuncak olarak gördüğüm koklanın gözleri bir anda zifiri karanlığa büründü. Sonrasında içinden kırmızımsı bir ışık yanarmış gibi gözlerinin bebeği kıpkırmızı oldu. Bana doğru boynunu çevirdiğinde korkuyla geriye doğru birkaç adım atmak istedim ama arkamda kutular varmış. Ona takılarak sırt üstü yere doğru düştüm. Sonrasında üzerime doğru çullanan garip bir karanlık duman vardı. Sanki beni boğuyor, kilitledi. Her yerim hem de. Nefes almaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Kur'an-ı Kerim'den ayet okumak istesem de imkanı yok. Sureleri okuyacak hiçbir fırsat vermiyor. Sadece gözlerimi kapatabildim ve içimden okumaya devam ettim. Sonunda üstümdeki o ağırlık kilolarcasına iken bir anda çekilip gitmişti. Derin bir nefes alarak öksürükler eşliğinde yan taraftan tutunup ayağa doğru kalktım. Son kez de olsa var gücümle Celil Hoca diyerek bağırmaya devam ettim. Buradayım diye bağırdı. Ama bu sefer en alt kattan geliyor ses. Lütfen bana yardım et. Nasıl baş edeceğimi bilmiyorum diyerek içimden sesleniyordum ona. Ama o hiçbir şekilde bana yardım etmiyor veyahut edemiyor. Tekrardan merdivenlere gitmek için o sallanan sandalyenin yanındaki mumu aldım. Etrafta birçok insan kanına bulanmış poşet olduğunu da görüyordum terasta. Duvarlarda aynı, aşağıdaki o dişilmiş karınları olan insanların duvarındaki yazılarla aynı yazılar. Merdivenin başına tekrardan geldiğimde onu gördüm. O çocuğun ayak izleri, yukarıya çıkarken de karanlık, o kırmızı kana bulanmış küçük ayak izleri aşağıya doğru gidiyor. Kenardan ayak izlerine bakarak alt kata indim. Alt katta direkt olarak diğer merdiveni ilerlemiyordu.
Sağ tarafta duran, sallantı halindeki püskül, el işiyle yapılmış örtülerin üstünde kanlı el izleri de duruyor. Onları takip ederek arka taraftaki iki kapılı bir odanın önüne kadar gelebildim. Fakat içeriye girmem imkansız. Çünkü kapıyı her çektiğimde çok güçlü bir şekilde arkadan kilitlenmiş. Kapı sarsılmıyor bile. Kapının arkasından Celil Hoca'nın sesini bana dinletiyorlar. Yardım etmen gerekti Ferdi. Çok kötü durumdayım. Beni kefenliyorlar dediği anda o kadar fazla öfkelendim ki kapıya doğru ağlayarak sert bir şekilde yumruk attığımda sanki elimin üzerinde parlayan bir şey fark ettim. Elimin üstüne doğru baktığımda gözlerim bir harf görüyor. Hem de karanlıkta parlıyor. M harfine benzeyen bu harfi tam olarak anlayamadım. Avuç içim karıncalanarak gittikçe ısınıyor. Kapıyı tekrardan açmak için kulpuna doğru götürdüğümde sanki arka tarafta bir şey ateş alırmış gibi çıtırdamalarla beraber ses verdi. Sonrasında kapı kulpunu yavaşça aşağıya doğru indirdim. Kapı gerçekten açılmıştı ama arkasında duran menteşeler çok paslanmış şekilde olduğundan tam açılamadı. Yarım bir açılış. Kenarından geçmem gerekiyor. Bu da yan yan geçmeme neden olacak. Mumu sol elime aldıktan sonra içeriye doğru soktum. Etrafı aydınlatamıyor. Oda büyük olduğu için sadece belli başlı yerleri. Mumun aydınlattığı en büyük yer ise ön tarafta duran bir halı. Halının üzerinde ise tortu şeklinde bir kan var. Tomurcuklanmış artık. Ne kadar uzun süre o kan silinmediyse orada bir bakteri yuvasına dönmüşe benziyor. Yavaşça kenardan içeriye doğru girdim. Kapı üzerime doğru çekilmiş gibi kapandı. Fakat arkamda daha da farklı bir şey hissettim. Çünkü muma doğru nefes verdiğimde aynı o gün bana dökülen kurşunda örtünün altında çıkan o soğuktan gelen dumana benzeyen nefesimden gelen dumanı gördüm. Direkt arkama doğru döndüm. Bağırıyordum. "Burada mısın Celil hocam? Yardım için geldim Allah'ın izniyle." diyerek Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okumaya devam ediyordum. Her bir basamağımda tahtalar daha da geriliyormuş gibi biraz daha yayvan şekilde aşağıya doğru göçüyordum. Uzun süredir kullanılmayan bir ev olduğu belli. Tahtalar aşınmış artık. Çürümeye yüz tutmuş şekilde alt tarafında artık neler olduysa temel sağlamlaşmaktan daha çok çürümeye doğru ilerlemiş. Odanın yan tarafında guguklu saate benzeyen garip bir saat var. Üzerinde Celil Hoca'nın fotoğrafı yapıştırılmış. Tam üstünde de yazılar var. Nasıl olur ama? Celil Hoca'nın fotoğrafını nasıl buldular? Daha önceden geleceğimizi biliyorlar mıydı? Acaba bana yardım etmek isteyen cini tuzağa mı düşürdüler? Sırtımdaki acının daha da artmasıyla üzerimdeki o tişört gittikçe sanki derime yapışıyor gibi. Çürük, intihap kokusu daha da artıyordu. Yan tarafta ikinci kapının olduğu yerde, yerde yine o kokta duruyor. Gözleri siyah, göz bebekleri kırmızı. Beni takip eder şekilde. Sanki bir korku dünyasının içine düşmüşüm gibi. Etrafıma bakıyorum. Celil Hoca ile ilgili hiçbir şey yok. Sadece o fotoğraf vardı. Ama o ikinci kapının arkasına doğru bir vurma sesi geldi. Birazcık geriledim. Kapıya sert şekilde yumruklar atılıyor. "Beni kurtar, beni kurtar!" diyerek bağırmaya başladı Celil Hoca. Hemen koşup kapıyı açtığımda Celil Hoca üstüme doğru düştü. "Hocam, iyi misiniz?" diyerek yüzüne doğru tuttum mumu. Fakat gözlerinin yanından akan damlalar. Bunlar herhangi bir şekilde saydam değil. Kan damlaları bunlar. Gözünden resmen kan ağlıyordu. "Hocam iyi misiniz?" diyerek sorduğumda titreyen elleriyle zor da olsa kaftanının yan tarafında duran iç cebinden bir şey çıkararak bana doğru uzattı. "Buradan kaç, buradan kaç ve kurtar kendini." dediği anda kağıdı açmak istedim. "Hayır hocam, sizi burada bırakmayacağım. Anca beraber ve kanca beraber olacak. Hiçbir şekilde sizi yalnız bırakıp sırtımı dönmeyeceğim." dedim. Dizimi hemen başının altına doğru soktum. "Dayının hocam." diyerek söylediğimde "Lütfen, lütfen git buradan." diyerek yalvarırcasına korkmuş bir şekilde söylüyor. İçeride ne olduğu umurumda bile değil. Buradan kesinlikle gitmeyeceğim. Kağıdı açtığımda tam bir figür var. Figür değil bu, çizim. Oldukça korkunç, canavara benzeyen bir surat. 4 tane gözü var. Sanki boynundan bir tane daha baş çıkmış da kendi elleriyle koparmış gibi deforme şekilde kesikler. Vücudunun her bir yerinde yarıklar, zincirlerle sarılmış olan vücudunun üst tarafı tüylü ama alt tarafındaki bacakları değişik.
Sanki bir bacağı timsah bacağına benzerken diğer bacağı ise geyik bacağına benziyor. Çok farklı. Görünüşü gerçekten korkunç. Alt tarafına doğru tuttuğumda mumu direkt olarak görmüştüm. Bu sefer sırtı çevrili. Sırtında aynı, benim sırtımda olan yazıların hepsi bulunuyor. Bu benim içimdeki mi diyerek sordum. Celil Hoca, evet diyerek büyük bir kahkaha atıp gözleri simsiyah oldu. Bir anda ağzından yılan çıkarcasına üstüme doğru gelirken ayağa doğru kalktım. Bu Celil Hoca değildi. Yılanlar ayaklarımı sarmaya başladı. Gittikçe daha da acı verici şekilde üzerime doğru çıkan yılanları bir kenara doğru atmak istiyordum. Bismillahirrahmanirrahim dedim. O anda sanki içimde hiç korku yok. Çok ilginç bir hissiyat bu. Anlatamam bunu. Büyük ihtimalle gerçekten anlatabileceğim bir şey olmadığı için de sadece şöyle tasvir ederim. O şeylerden korkarak ayağa sıçrayan ben sanki o anda farklı bir şey olmuş gibi. Onlardan korkmuyorum. Çünkü onların da Allah Celle Celaluhu tarafından yaratıldığını biliyorum. Ben sadece korku yaydığım için besleniyorlar, güçleniyorlar ve üzerime gelebiliyorlar. Benim içimde hocalarımın söylediği gibi, eğer imanın tam bir gücü olursa onlar bana zarar veremez. Bunu aklımdan binlerce kez geçirmiştim o an. Direkt olarak da okumaya başladım. Okumaya başlamamla beraber yılanlar üstümden tek tek düşmeye, kaçışmaya başladı. Yerden elimden bıraktığım omumu alarak Celil Hoca'nın olduğu yere doğru çevirdim. Hiç kimse yoktu. Olmamasıyla beraber de direkt açık olan kapıdan içeriye doğru girdim. Artık evin ışıkları sanki tekrardan yanıyormuş gibi gelgitlerle beraber bazı yerlerinde yanmalar başladı. Lambaların olduğu yere doğru ilerleyerek etrafa baktım. Artık etrafta kanlar veyahut simgeler görmüyorum. Tamamen normal bir ev. Sadece uzun süre kullanılmadığı için rutubet ve daha sonrasında örümcek ağlarıyla kaplanmış, tozlanmış bir eve döndü. Alt kattan tıkırdamalar şeklinde ses geldiğinde içimden tekrardan konuştu. Artık mührü açabilecek kadar güçleniyorsun. İmanına olan güvenin, Rabbine sığınman sana güç veriyor. Sen artık hüdamlık kanında ilerlemeye başlayan bir çocuksun. Aşağıya doğru ilerle. Orada. Sol taraftaki büyük kırmızı kapı. Oradan hocanı kurtar ve buradan çık. Daha sonrasında istersen diğer köylere gidebilirsin. Artık kaderindeki en büyük şeyi sana anlatıyorum. Sırtındaki mührü kendin açacaksın. Sonrasında ise beraber onu yok edeceğiz. Eğer yok etmezsek bir gün senden sonrasına kalacak bir miras olmazsa o bilgilerini bir büyücüyle yine paylaşacak. Söylediği şeye kulak veriyordum. Aslında artık onun yardımına ihtiyacım olmadığını net şekilde anladım. Çünkü benim ihtiyacım olan tek şey Rabbime olan inancımın iradesi ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetler. Merdivenlerden aşağıya çok hızlı bir şekilde iniyordum. İnmemle beraber de görmüştüm orayı. Kırmızı büyük bir kapı. Aynı o tavanda gördüğüm sembolle benziyor. Ters bir haça benzeyen bu işaret direkt olarak kapının üzerinde birbirine bağlanmış şekilde duran bazı sembollerin ucunda duruyor. Yani bir kilit şifresi olabilir bu. Kapıya doğru ilerlediğimde kapı zaten aralıklı bir şekilde açıktı. Bir tuzak olabilir mi? Umurumda bile değil. Besmelemi çektikten sonra ayetleri okuyarak kapıyı ileriye doğru ittim. Yerdeki büyük şekilde duran yılanı gördüm. Yılan içeriye doğru gitti. Hiçbir şekilde bana dokunmadı bile. Dönüp bakmamıştı. Alt taraftan geçerek gitmesiyle beraber orada hırıltılı şekilde nefes alan bir şey duydum. Mumun ışığını oraya tutarak görmüştüm. Bu sefer Celil Hoca. Büyük ihtimalle merdivenlerden aşağıya sürüklendiği için direkt olarak kollarında büyük bir acı hissediyor. Kolunun dirsek tarafını tutmuş. Canı sızlar şekilde de acıyor. Hocamın yanına giderek "İyi misiniz hocam?" diyerek sordum. "İyiyim. İyiyim ama sen hala burada mısın? Sana ne oldu? Seni alıp götürüyorlardı öyle gördüm." dedi. "Hayır hocam. Size öyle bir görüntü vermişler, bana bir şey olmadı. Ben sizi öyle gördüm aslında. Ayaklarım çok kötü." diyerek ayaklarına doğru baktım. Bileklerinde sarılı olan kağıtları gördüm. Ayakları resmen çürümüş gibi kapkaranlık şekilde sarılmıştı. "Bu nedir?" diyerek soruyorum.
İçimden gelen ses ile ayaklarını mühür yapmışlar. Kağıtları şimdi çıkarırsan ayaklarını kesmek zorunda kalabiliriz. Kan gitmesin diyerek cinler ayak bileklerinin üstüne doğru oturmuşlar. Bu sayede de direkt olarak etki edebiliyorlar enerjileriyle. Hiç gücü kalmamış. Ona yardım et. Bu konaktan çıkmamız gerekiyor ki onun ayaklarındaki mühürleri kaldırabilelim. Hocam, dayanabilir misiniz diyerek sordum. Dayanırım ama sen kendini kurtar. Benim için yorulup da geride kalma diyordu. Bu durumda bile hala onu düşünüyor. Verdiği sözü. Annem ve babama verdiği söz yüzünden kendi canını bile umursamıyor. İyice sırtladım onu. Dışarıya doğru çıkmak için direkt olarak sürükler şekilde de olsa onunla beraber hareket ediyordum. Fakat kapının önüne doğru baktığımızda kapı açılmış şekilde duruyor. Dışarıda camın kenarından baktım. İnsanlar var. Bunlar bu köyde olanlar olmalı. O yaşlı adam da en önde duruyor, üstünü çıkarmış, elindeki kesici bir aletle vücuduna bir şeyler kesmiş. Kesmesiyle beraber de akan kan ile onu direkt olarak yerde yazılar yazarak kullanıyor. Kapının önüne geldiğimde onları umursamadan devam ediyormuş gibi yanlarından geçecektim. Ayağa doğru kalktılar. Hepsinin gözleri zifiri karanlık. Artık sana yardım etmem gerekiyor. Ne kadar zor durumda kalacağını merak ediyordum ama açıkçası şu ana kadar birleşim sağladığım hüddamların en güçlüsü olabilirsin. Bu yaşlarda genellikle cinlerden korkup her zaman onları telkin etmem gereken günler olurdu. Seni sadece birkaç defa uyardım. O zaman hocanı yavaşça yere doğru bırak. Ellerini birleştir. Ellerini birleştirdikten sonra sana söylediklerimi tekrar et. Kulağına gelecek fısıltılar benim dostlarımın fısıltılarıdır. Söylediği gibi yaparak yavaşça Celil Hoca'yı yere doğru bıraktım. Herhangi bir taş başına gelmesin diyerek de toprağı yığın yaparak yastık şeklinde başının alt tarafına doğru biriktirdim. Söylediği gibi ellerimi birleştirmiştim. Benim ismim Kina. O yüzden birleşimi başlatıyorum. Artık senle ben bir vücudu paylaşmış olan iki alemin farklı ruhlarıyız. Elamin edavile hüdamel. Yicerile hüdam. Esrival elahü karrizala birahel hüdam. Bunları söylediğimde sanki vücudumun yaydığı enerjiyi artık kendimde hissediyordum. Önümde insanların içinde duran cinler kaçışmaya çalışıyor. Kina'nın söylediği gibi kulaklarımda o fısıltıları hissedebiliyordum. Önümdeki yaşlı olan insanlar yere doğru yığıldı. Ama sırtlarından, midelerinden, ayak ve el parmaklarından ve ensesinden kaçan o habisleri görebiliyordum. Hepsini zincirleyecek şekilde bir anda sağ elimi yukarıya doğru kaldırdı. Elimin üstünde tekrardan o ışık gibi parlayan harfi gördüm. M harfi. Görmemle beraber de direkt olarak elimin içinden bembeyaz bir duman, arkasından da karanlık bir duman çıkarak o kaçışanların içinden bir oka benzeyen sivrilikle beraber geçiyordu. Hepsini saniyeler içinde yaptıktan sonra tekrardan ölüme doğru durdu. Ve duman silüet alır şekilde tekrardan değişti. Yeniden o beyaz cübbeli, yaşlı bir dede gibi görünüyor. Neden bu silüeti alıyorsun? Bunun anlamı nedir diyerek sorduğumda, bu silüeti almamın nedeni ilk defa bir hüddamla karşılaşarak onun tarafından onurlandırılmamla oldu. Ben hüddamların bu kadar güçlü veyahut ayetler üzerindeki etkilerini bilmeyen bir cindim. Daha sonrasında bir hüddam tarafından yardım edildim. Nasıl bir yardım? Peki sana yardım eden hüddamın silüetini mi alıyorsun diyerek sordum. Evet diyerek başını salladı. Daha sonra bunu uzun uzun konuşuruz. Şimdi buradan çıkmamız gerekiyor. Celil Hoca'nın sağlık durumu gitgide kötüleşecek. Ayaklarındaki mühürü kaldırmalıyız. Bunun için de dostlarından yardım almalı. Mühürcü bir hüddam gerekti. Mühürcü bir hüddam derken, hüddamların kendi bölgelerini seçtiği ana yolları vardır. Bunları lütfen normal yollar olarak benimseme. Ruh yolları. Bazıları tılsım ve mühür yolunda ilerler, bazıları yakıcılık ve rukiye ayetleri üzerinde. Bazıları ise tesvir, açıklayıcı ve ayetleri şifrelenmeleri üzerinde. Bu yüzden bu yollardan ilerleyen birini bulmamız gerekiyor. Ve Recep Hoca denilen o hoca bunlar da güçlüydü. Mührü açabilecek olan sistemi bile kısa sürede buldu. Onlara
haber göndereceğim. Buraya seni almaya gelecekler. Ayaklarındaki mührü açmazsak hiçbir şekilde onu kurtaramayacağız. Ayakları kangren olmaya devam edecek. İçindeki cinler ağız yoluyla değil, kalp yoluyla girmiş. Bu yüzden onları öldürürsem de vücudu düşük kalabilir mühre karşı. Onun ölümüne ben sebebiyet verebilirim dedi. Tamam diyerek hemen Celil Hoca'yı kaldırdım, sırtıma aldım. Her ne kadar gücüm az olsa da besmeleler çekerek her bir adımımda sonunda köyün orta tarafına doğru girişinden görünebilecek bir yere kadar gelebilmiştim. Aradan yaklaşık 7-8 saat geçti. Dilim damağım kurudu. Dışarıdaki kasvetli hava yüzünden gittikçe daha da boğuluyordum. Sonunda gece vaktinin sonlarına doğru bir araç köyün içine doğru giriş yaptı. Uzunları yakmış, yerde öylece yatarken kolumu kaldırabildim. Birkaç defa salladım ama göremedi sanırım. Korna çalıyor. Kapının açılmasıyla beraber ışıktan yansıyan gölgelerle görebiliyorum. Yaklaşık 4-5 kadar kişi. Son bir kez nefesimi derince çekerek "Buradayız!" diyerek bağırmıştım. Nefesimin sonuna kadar bağırarak kendimi artık bıraktım. Yanımıza doğru koştular. Bunlar o çocuk Ferdi ile bizim hoca Celil bunlar diyerek bağırıyorlar. Herkes bizi sırtlarcasına üste doğru çıkararak arabaya doğru taşıdı. Arabanın içine doğru yatırdıklarında Celil Hoca iyi mi diyerek son kez sordum. Celil Hoca'yı merak etme sen. Ayaklarında kangren olacak şekilde kilit mührü var. Mührü açmamız gerekiyor. Recep Hoca'yı yetiştirmeliyiz diyerek herkes birbirine doğru söylenerek biri sonunda telefon açtı. Bilgi veriyordu. Vermesiyle beraber de uzun bir yolculuk oldu ama varmıştık. Direkt olarak bizi alıp içeriye doğru götürdüler. Ahmet Hoca sinirli bir şekilde kapıda bekliyordu. Diğer genç hocalar bizi içeriye doğru bıraktığında "Ah Celil, ah!" diyerek kendini dövercesine kızıyordu Ahmet Hoca. Ayaklarına doğru baktı. Recep Hoca direkt olarak "Bu büyük ihtimalle açılması zor bir kilit olacak. Mühür çift taraflı yapılmış. İçindeki cinler hiçbir şekilde karşı koymaksızın kendini bırakmaz. Burada dostlarımıza ihtiyaç olacak" dediği anda bir anda vücudum öne doğru kalktı. Ayaklarımın üstüne doğru kendimi bıraktığımda halsiz ve bitkin olan beni ayakta görenler "Ne oluyor?" diyerek sordular. Direkt olarak onlara doğru baktım. "Merak etmeyin. Ben mührü açacağım. Ama açtığımda siz de çıkanları yok etmeniz gerekecek. Ayetleri okumaya başlayın" dedim. Lisanımdan konuşuyordu Kina. Yere doğru çöktükten sonra ellerimi yere bıraktım. Okumalarım devam ediyor, okuduğum şeylerin anlamlarını bilmiyordum. Kina bütün vücudumu kullanabiliyor. "Ahmet Hoca, geriye doğru çekilin. Sadece ehli hocalar kalacak burada. Perdeyi çekin" diyerek odanın dış kapısına doğru açılan bütün perdeleri kapatmıştı. Geniş bir girdisi vardı salonun. Ayağa doğru kalktım. Ayaklarına doğru gidiyordum. Kağıtları tuttum, tutar tutmaz da çevirmeye başladım. Çeviriyorum ama kağıtlar sanki parmağımı dolandıkça hiçbir eksilme yaşamıyor. Sonunda kağıtların biteceği yere kadar geldiğimizde son bir kağıt derisinin içine doğru gidiyor. Nasıl olabilir ama? Recep Hoca yanıma doğru geldi, kağıdın bacağı bağlanan noktasına doğru bakıyor. Tam bilek bölgesinde. Masrikal. Masrikal bu. Tam iç taraftan başlayarak direkt olarak yumak şeklinde tutulur. Bu sayede de cinler orada rahat bir şekilde beslenebilir ve durabilirler. Bunu çıkardığında ayağını değil direkt olarak bacağını kesmemiz gerekecek. O yüzden sakin ol Kina. Şimdi yapmamız gereken şey ayetlerin sırasıyla beraber okunduktan sonra bacak kısmındaki bütün cinleri rahmani dostlarımızla beraber vücudun mide tarafına oturtmak. Mide tarafında saklanmalarını sağlarsak bu sayede mührü rahatça açabiliriz. Önce sağ ayak bileğinden başlayacağız, sonra sol. Ahmet Hocam, siz de rahmani dostlarımızı çağırın. Evin etrafında ne kadar varsa toplanabilsinler. Çünkü bu kabileden cinler öldürüldüğünde saldırgan olacaklardır. Sırtımdaki yazıya doğru parmağımı uzatarak "Sırtıma bakın" dedi. Kina'nın bu söylemiyle beraber Recep Hoca sırtını açtığında birkaç adımlık geriye doğru adım attı. Gözleri büyümüş, korkulu bir şekilde bakıyor. Vücudun içinde silüetleşmeye çalışıyor. "Bu mühürlediğiniz kendisi değildi. O gerçekten doğum yapıyordu." "Evet," dedi Kina. "O cinni doğum yaparken mühürlendi. Bu yüzden çocuğu yetişkinleşmeye başladığından mührü kırmaya çalışıyor. Kendisi
hala sessiz durumda. Ama bunu bana söylememişti Kina. Sanırım duygularımla hareket etmemem için. Recep Hoca arka tarafımda duran yazıların üstüne doğru yavaşça parmağını götürdü. Yaşı normal insan bedeninden daha hızlı büyüdüğü için enerjisi yayılıyor. Diğer kabile üyelerine enerjisini yayıyor. Bu sayede hissedebiliyorlar onu. İlk teması nerede kurdular? Bir cin tohumunda nasıl mühür kullandın? Bunu nasıl yapabildin diyerek sorduğunda Kina iki elimi de kaldırdı. Avuçlarımın içinde E harfine benzeyen bir oluşum geldi. Anlayamıyordum. Kabarcık şeklinde duran bu Arapça harfler Recep Hoca'ya sanki bütün sırrı veriyordu. Anlıyorum Kina. Sana karşı davranışımız için özür dileriz. Fakat bizi de anlaman gerekiyor. Müslümanlıkta her zaman zarar görmemesi için iki tarafında temel adımlar atmalıydık. Kina Recep Hoca'ya doğru bakarak hiçbir sorun yok demişti. Sırtındaki şey sonunda mühür açılacak ama eğer biz mühür açsaydık annesi de uyanacaktı. Bu yüzden sadece Ferdi'nin açmasını istedin. Bunun içinde güçlenmesi, hatta kendine gelmesi gerekiyordu. Hüddam kanının canlanmasını, her şeyi ayarlamışsın Kina. Bu yüzden sana teşekkür ediyorum. Ahmet Hoca kötüleşiyor dedi. Gerçekten Celil Hoca hipotermi geçirir gibi titremeye, daha sonrasında olduğu yerde yavaşça havaya doğru kalkıp inmeye başladı. Hocalar üstüne doğru çullanırcasına tuttular Celil Hoca'yı. Tam ayağının o bitişiğinde başlayan mühür yavaş yavaş kesilmeye başlandı. Rahmanilerle beraber okuyarak bacağındaki o cinleri midesine kadar kovaladılar. Midesine oturmaya başlayınca da karnını sıkı şekilde tuttu, midesi bulanıyordu. Kağıdı çıkardıklarında uç tarafında bir kıl yumağı olduğunu gördük. İçinde ise küplenmiş şekilde duran küçük bir şişe. Şişeyi cımbızlaldı. İçindeki kağıdı çıkardığında mührü koparacağım dedi. Söylediği gibi kağıdı ikiye ayırırcasına cımbızlarla yırttı. Sonrasında onları bir mum ateşine tutarak tütsülenmiş olan hafif şekilde duman çıkaran kasenin içine doğru attı. Atmasıyla beraber sağ bacağı titremeye başladı. Sonrasında durdu. Kan akmayan o deliksinimsi kesikten sonunda kan geliyordu. Hemen gazlı bezle sarılmaya başlandı. Tamamdır. İlk uzvunu kurtardık. Şimdi ikincisi. Kina. Aynı şekilde yeniden mührü açacak şekilde kilitlerini aç. Biz de yeniden midesine doğru kovalayacağız onları dedi. Söylediği gibi bu sefer Ahmet Hoca yan taraftan okumalar yapıyor. Okumalarıyla beraber de tekrardan o kağıdı çevirmeye başladı Kina. Çevirirken Celil Hoca rahatlamış bir şekilde derin bir nefes alarak uyandı. Can acıyordu. Yapmayın, lütfen yapmayın. Öldüreceksiniz bizi diyerek durdurmaya çalışırken sadece lisanla giriyorlar. O Celil değil. Aldırış etmeyin çocuklar. Yüklenmeye ve bağlamaya devam edin. Rahmani dostlarımızla devam ediyoruz dediler. Sonunda Kina yine aynı şekilde kağıdın sonuna kadar gelmişti. Cımbızla çekti yine. Aynı şekilde içindeki şişeyi açarak kağıdı kesti ve tütsülenmiş olan mum da yaktı. Sol bacağı da rahatladığında işte şimdi benim sıram dedi. Çekilin diyerek oradaki genç çocuklara doğru bağırdım bir anda. O hocalar kenara doğru çekildiğinde Celil Hoca'nın karnına doğru avuç içimi sert bir şekilde yapıştırdım. Yapıştırmamla beraber inanılmaz bir elektriklenme yaşanıyor. Celil Hoca yerinde resmen titreyerek acı çekiyor gibi. Ama elimi koyduğum yerin yanlarından siyah silüetler yukarıya doğru bağırır şekilde çıktığını görebiliyorlar. Herkes geriye doğru kaçışmaya başladı. Sadece Ahmet Hoca, Bekir Hoca ve Recep Hoca başımızda duruyor. Sonunda o karanlıkların hepsi parçalandığında şükürler olsun ki bitti dedi Recep Hoca. Çok yorgundu. Okuduğu ayetlerin güçlülüklerinden ve o cinleri kovmaya çalışmaktan dolayı bedeni bir hitap düşecek kadar zayıflamıştı. Burnundan birkaç damla kan gelecek şekilde yatağın üzerine doğru döküldü. Tamamdır. Bu iş bitmiştir diyerek Kina hemen elini çekti. Çekmesiyle beraber de benim vücudum ağırlaşarak yere doğru yığıldım. Yan tarafa doğru yattığımda vücudumdan, burnumdan ve ağzımdan karanlık dumanlar yan tarafıma doğru silüet oluşturuyor. Gerçekten öyle. Yine görünmek istediği gibi yaşlı o silüette görünüyor. Celil Hoca'nın durumu tamamen düzelmiş durumda. Artık yapmamız gereken şey Ferdi'nin durumuyla ilgilenmek. Hemen koluma girdiler. Ahmet Hoca ile Bekir Hoca beni üst kata götürürcesine kucaklayarak çıkarıyorlardı. Arkamdan o da geliyor.
Kina ile Recep Hoca. Recep Hoca onu soruyor. Anne uyandığında anneyi mi mühleyeceğiz? Yoksa çocuğu mu öldüreceksin? Hangisini yapacaksın diyerek soruyordu. Çocuk çok tehlikeli. Bilgilerin hepsi kabilesinden ona geçmek istiyor. Gittikçe geç kalırsak peşinden gelecek kabilesi. Birçoğunu o köyde öldürdüm ama gerçek kabilesinin gücü o değildi. Sadece belli bir bölümü köyün içinde duruyordu. İki kaderin birleşiminin artık sonu gelmeli. O yüzden ferdi kilitleri açacak. Açtığı gibi de mühürlü bir oda oluşturacağız. O mühürlü odada benim dostlarım da olacak. Beraber odanın içerisinde kilitlenen bir aynı sistemi oluşturacağız. Bu sayede de kaçamayacaklar. Recep Hoca Kina'ya doğru dönerek, yoksa sen aynaların ters mührünü mü kullanacaksın? Evet demişti. Bu çok riskli. Kendini, hatta kabileni öldürmekle, belki de sonsuza kadar mühürlemekle bahsediyorsun. Bunu yapacak mısın diyerek sordu. Kina tereddütsüz şekilde evet dedi. Üst kata çıktığımızda boş, etrafta sadece cübbelerin olduğu ve sandıkların olduğu bir oda. Hepsini boşaltın dedi Kina. Aynı şekilde diğer hocalar da gelerek yardım edip içeriği boşalttılar. Bize düz iğnelerce ayna lazım. Her tarafa yapıştırılacak aynalar. Boyutlarının hiçbir önemi yok ama sızıntı olmaması lazım. O yüzden aynalar direkt olarak aynaların üstüne konulacak. Hiçbir şekilde ayna dışında bir sızıntı da olmayacak. Kabul edilmişti. Ahmet Hoca ne kadar gerekiyorsa ayna bulun. Gerekirse bir kamyon kadar ayna getirin buraya dedi. Söyledikleri gibi öğrenciler aynaları getirmeye gittiğinde Recep Hoca, Ahmet Hoca ve Bekir Hoca sürekli olarak yazılar yazıyorlar. Sırtımdaki acı gittikçe artıyor. Sanki bir annenin karnında çocuğu karnına doğru tekme atarmış gibi sırtıma doğru pençeler atılıyormuşçasına acı yükseliyor. Aradan geçen 2 saat sonunda öğrenciler aynaları getirmişti. Hepsi dikkatli bir şekilde duvarlara doğru yapıştırıldı. Bazı kesişim noktalarındaki aynalara doğru yeni ayna yapıştırılmıştı. İçerisi tamamen aynalardan oluşuyor. Zemin dahildi buna. 3 hoca olacak. Recep Hoca, sen kilit açıldıktan sonra ilk olarak uyanacak olan annenin kilitlerini kullanacaksın. Onu kilitledikten sonra çocuğun gücü ilk alışım olduğu için çok hızlı hareket edecek. Belki de bizden güçlü olabilme olasılığı da var. Bu yüzden de Ahmet Hoca ve Bekir Hoca, sizler yakıcı olan ayetleri kullanacaksınız. Onları buradan çıkarma gibi bir lüksiyatımız yok. Eğer onlardan birini kaçırırsak gerçekten çok büyük uğraş vereceğimiz bir zorluğa gireceğiz. Bu yüzden en büyük görevi olan ferdi, mührü açmaya hazırlandığında bana haber ver demişti. Söyledikleri gibi abdestimizi almıştık zaten. Odanın tam ortasında dizlerimin üstüne doğru oturdum. Sırtımı sıyırdım ve ne kadar tekrarlamam gereken ayet varsa onlar söylüyor, ben tekrarlıyordum. Ama bu normal değil. Gerçekten sırtım yaralıp içinden bir canavar çıkacakmış gibi bir hissiyat bu. Dayanabilecek bir gücüm var mı onu bile bilmiyorum. Ellerimi aynalara doğru yapıştırdığımda aynaya doğru baktım. Suratım değişiyor. Sanki suratım o içimdeki çocuktan, o çocuktan alıyor silüeti. Öne doğru bağırır şekilde iğrenç dişlerim kalkıyor. Daha sonrasında ise yüzüm parçalanır şekilde yaralarak içinden farklı bir göz bakıyormuş gibi. Bunu söylediğimde anne de uyanıyor demişti Kina. Recep Hocam, hazırlıklı olmalısınız. Var gücünüzü okumanız gereken tılsımlarla beraber aynaların bazıları çatlayacak. Korku bizim için bir şey değil. Biz İslamiyet yolunda ilerleyen 2 alemin ruhlarıyız dedi. Ferdi, şimdi diyerek söylediğinde son ayetin tekrarlamasını da yaptığım sırada yere doğru ağzımdan büyük bir et parçası çıkardım. Anlayamıyordum. Her yeri çivili, üstünde ise fotoğraflar vardı. Hem yaşlı insanların hem de benim. Bu fotoğraflardan birini hatırlıyorum. Bu, görmüştüm. Resim kataloğunda bu dedemin fotoğrafıydı. Üstü çivili şekilde duruyor. Bunlar zamanında mührü taşıyanlardı. Evet, mührü taşıyanlar bunlar. Sırtımdan devasa bir kara duman çıkarmış gibi tavana doğru yayılmaya başladı. Sanki bir sigaranın dumanının sessiz şekilde yukarıya doğru sürtülmesi gibiydi bu duman. Sonunda tavanı komple sardığında odadaki aynaların arkasından hızlı şekilde yürüyenleri görebiliyordum. Her biri bizi izliyor, bizimle beraber hareket ediyor sanki. Kina, Ahmet Hoca'ya ve Bekir Hoca'ya hazır olmalarını söyledi. Sonunda o karanlık duman sırtıma geri doğru dönermişçesine
yan tarafıma doğru bir silüet oluştururken direkt olarak Recep Hoca ayağa doğru kalktı. Okumalarını yaparken şiddetlenen okuması etraftaki aynaların kırılmasından daha çok tozda buz olmasına neden oluyordu. Ellerimin altında o silüeti görebiliyordum. Sen benle birliktesin. Beraber doğduk. Ben senin içinde doğdum. Senle ben aynı ruhu taşıyoruz. Beni bırakma. Beni kurtar ve bunların elinden gidelim. Benimle bu şekilde konuşması beni şoka uğratmıştı. Ağzımı bile açamıyordum. Lisanımı kullanmak istediğimde sadece bitkindik. Aynaların üstüne doğru düşen ağzımdan ve burnumdan damlayan kan taneleri. Kena, aklını karıştırmaya çalıştığını biliyorum dedi. Bu yüzden imanın sağlam olmalı. Hiçbir zaman imanının zayıflayacağına da inanmıyorum. Çünkü sen o köyde bana gerçek gücünü gösterdin. Söylediğim gibi sen bugüne kadar içinde birleşim sağladığım hüddamların en güçlüsüsün. Bunu duymam özgüvenimi arttırıyordu. Büyük bir çığlık atarak bağırdım, ellerimi yumruk yaparak bana doğru konuştuğu o aynaya. Yüzümün baktığı aynaya doğru sert şekilde yumruklar atarak kırdım aynayı. Elime batan camlar karamasını sağlıyordu ama umurumda değil. Ayağa doğru kalkıyordum. Recep Hoca, mührü yapabiliyorum. Kit dedim onu diyerek bağırdığında aynı şekilde diğerleri de çocuğu durdurmak için sırtımdan çıkmasını bekliyordu. Fakat ayağa doğru kalktığımda elimi enseme doğru götürdüm. Kina, ne yapmam gerekiyorsa söyle dediğinde anlıyorum. Onu demek kendin tutup mühürlemeye çalışacaksın. Bunu yaptığında canından olabilirsin hüddam. Emin misin diyerek soruyor. Eminim. Ne kadar anlaşma gerekiyorsa da kabul ediyorum. Artık sorunların bitmesi gerekiyor. Vücudumun ne kadar dayanacağının bir önemi yok. Annemin ve babamın gözyaşlarını durdurmak, onlara kavuşmak istiyorum. Söyle. Ne okumam gerekiyorsa söyle dedim. O da bağırarak söylüyordu. Hemen Ahmet Hoca ile Bekir Hoca yanıma doğru gelip kollarıma girdiler. Bana yardımcı olmak istiyor, beraber ayet okuyorlardı. Kina'nın söylediklerini okuduğumda et bir parça, sırtımdan yere doğru dökülürcesine kesik açılıyormuş gibi yazılar yere doğru dökülmeye başladı. Yerde karanlık bir duman topluluğu var. Elimi içine doğru vururken elimin içinde tekrardan E harfinin oluştuğunu gördüm. Kara dumanın içine doğru soktuğumda Rahman ve Rahim olan Rabbimin izniyle her şeye kadir olan evrenlerin yaratıcısı odur. Bismillahirrahmanirrahim. Mühürlemek için gereken ayetleri orada da okudum. Kara dumanlar avucumun içinde sanki toplanırmış gibi bir anda girdap oluşturdu. Sonrasında ise paramparça olur şekilde karanlık duman yok olup ortadan kalktı. Parmaklarım kullanılamaz haldeydi. Çünkü yarıklar şeklinde kemiklerim dışarıya doğru çıkmış, enerji yüzünden de büyük ihtimalle bütün kemiklerim un ufak olacak şekilde paramparça olmuştu. Direkt olarak dizlerimin üstüne doğru düşüp yüzüstü yere doğru bıraktım aynaların üstüne. Gözlerimi açtığımda sadece yoğun bakımda olduğumu hatırlıyorum. O kadar fazla canım acıyordu ki kollarım büyük sargılarla sarılmış. Bedenimin birçok yerinde alçılar, ayaklarıma kadar uzanan alçılardan nefes alabilecek veyahut boynumu hareket ettirebilecek bir yer bırakmamışlar. Oksijen maskesi olmasa belki de nefes alabilecek hiçbir konumum yoktu. Aradan geçen tam 5 ay. 5 ay sonra taburcu edildim. Hala kollarımdaki hissizlik, ayaklarımdaki basmalardaki hissiyatsızlık çok yüksekti. Tekerlekli sandalyedeyim ama hiçbir şekilde pişman değilim. Yoksa onlar ortaya çıksaydı, belki de Ademoğulları için çok kötü olacaktı. Fakat hayatımda değişen daha önemli şeyler var. Celil Hoca artık sapasağlam. Annem ve babam bütün her şeyi öğrendi. Hüddam olmam için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ahmet Hoca, Celil Hoca, Bekir Hoca ve Recep Hoca hiçbir zaman gelmemezlik yapmıyorlar. Her gün biri, belki de hepsi ziyaretime geliyor. Hüddamlık eğitimlerim bu halde de olsa devam ediyor. O akşam uzun zamandır Kina'yı görmediğim için onlara soracaktım ama namaz kılmak için saf tuttuğumuzda gözlerimle namaz kılabildiğim için tam başımı kaldırmıştım ki Kina'yı da gördüm. Orada bizimle beraber saf tutuyordu. Artık hüddamlık ilminde ilerleyecek, Kina'yla beraber bütün Ademoğullarından olan dostlarımıza yardım edecektik.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Bugün Gaziantep'te yapılan hain saldırıda vefat eden şehit olan can kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Rabbim terörün her türlüsünü lanet eylesin, helak eylesin. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, esen kalın dostlarım.